Sayın izleyiciler merhabalar. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu yayınında Hayapatun programı ile karşınızdayız. Bugün Artsakh Savaşı'nın kahramanı, Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu Leonid Azgalyan hakkında konuşacağız. Bu konuyu Artsakh Savaşı'nın özgürlük savaşçısı Yarbay Valoca Avetisyan ile ele alacağız. Merhaba Sayın Avetisyan. Merhaba. Bu son günlerde Leonid Azgalyan'ın 75. doğum yılını kutladık. Herkes onun vatan uğruna yaptığı işleri çok iyi biliyor. Bugün Azgalyan fenomeni hakkında konuşmamızı istiyorum. Öncelikle ilk defa onunla nerede tanıştığınızdan ve Kurtuluş Ordusu'na nasıl katıldığınızdan bahsedelim. Karabağ Savaşı başladığında biz zaten Eçmiyadinliler olarak protesto mitinglerine katılıyorduk. O zamanlar zaten bu konuyla ilgili endişelerimiz vardı. Bir arkadaşım vardı, kendisi Aşot Navasartyan'ın akrabasıydı. Daha sonra hangi askeri birime katılmamızı, ne şekilde savaşa katılabileceğimizi, savunma konusunda bir sorun olduğunda vatanımızı nasıl savunacağımızı düşünüyorduk. Arkadaşım sonra Leonid Azgalyan adlı birinin var olduğunu söyledi. Kurtuluş Ordusu'nu kurmuş olan onun hakkında çok iyi şeyler söyledi. Arkadaşım yakın gelecekte bir toplantı olacağını söyleyince, biz yaklaşık 25 kişiyle Yazarlar Birliği'nde görüşmeye gittik. Düşüncelerini, yaklaşımlarını dinledik. Ben o görüşme sırasında onun nasıl iyi bir insan olduğunu, vatansever düşüncelerini ve yaklaşımlarını öğrendim. Özellikle o günlerde savaş vardı, özgürlük savaşçıları vardı. Onun yaklaşımları çok hoşuma gitti. Özellikle düzen konusundaki düşüncelerini çok beğendim. Ordumuza katılan herhangi bir kişi içki kullanmamalıydı. Hepimiz vatanımıza, devletimize hizmet etmeliydik. Yarın öbür gün Azerbaycan'la bir sorun çıkabilirdi, yani kısaca savaşa hazırlanmalıydık. Hiç kimsenin Ermeni olana zarar verme hakkı yoktur gibi benzer çok şeyler söyledi. Biz özgürlük savaşçısıyız. Şunu yapmalı, bunu yapmamalıyız. O andan itibaren zaten onu çok beğendim. Eçmiyadin'de yaklaşık 23-30 kişi toplandık, komutanı da seçtik ve Birakan'a gittik. Orada oteller vardı ama otellerde kalmadık. Orada bir ay askeri eğitimden geçtik. O sıralarda Leonid yanımıza gelip gidiyordu. Kendisiyle birçok toplantılar, konuşmalar, fikir alışverişi gerçekleştirildi. Ben bu şekilde Kurtuluş Ordusu'na katıldım. Sayın Avetisyan, birliğinizde kimler vardı? Artsakh, Ermenistan ve diasporadan kimlerin adlarını verebilirsiniz? 1991 yılından itibaren Kurtuluş Ordusu artık oluşturulmuş durumdaydı. Biz o zamanlar Vartenis'teydik. Fransa'dan Hovsep Hovsepyan yanımıza geldi. Daha sonra onun aracılığıyla Sarkis Aspanyan ile tanıştık. Artsakh'a gittiğimizde ise aramıza diasporadan gelen 6-7 kişi daha katıldı. Onlar da Leonid'in her şey vatan için, her şey vatanın kurtarılmasına dair düşüncelerini, yaklaşımlarını çok beğendiler. Onların arasında Armenyak Abrahamyan, Garo, maalesef soyadını hatırlamıyorum, Joseph ve Vigen vardı. Bu kişilerin hepsi Avrupa'dan gelmişti. Rusya'dan gelenler de vardı. Eğer doğru hatırlıyorsam, 1992'de Özgürlük Ordusu, Kurtuluş Ordusu adını aldı. Bu adamlar artık bizimle Artsakh Savaşı'na katılıyordu. Mardakert bölgesinin kurtuluşuna da katıldılar. Nerede ne sorun olduysa komutanımızla o sorunu çözmeye çalıştık. Sorunun çözülmesi için ne gerekiyorsa biz ona göre davranıyorduk. Eğer aylar boyunca evlerimize gitmememiz gerekiyorsa gitmiyorduk. Bu konuda Leonid'in ne gibi bir insan olduğu da çok önemliydi. O kendi örnek kişiliğiyle insanları vatanına hizmet ettirebildi. Ben hayatımda onun gibi çok az insan tanıdım. Onun düşünceleri vatan, Ermeni halkı, devletimiz hakkındaydı. Kişisel bir şeyi yoktu. Ben de tam bunu sormak istiyordum. Leonid nasıl bir komutandı? Birliğindeki insanlar nasıl davranıyordu? Leonid hakkında daha ayrıntılı şekilde konuşabilir misiniz? En önemlisi o çok dürüst bir insandı. Zaten çok titiz ve çok insani biriydi. Şöyle söyleyebilirim. Bazen birliğinin üyeleri ile ilgili bazı endişeler duyuyordu ama bize hiçbir şey söylemiyordu. Fakat biz bunu hissedebiliyorduk. O hiçbir zaman keskin kararlar almıyordu. Ne yapıp yapılmaması gerektiğini hep kendi kendine düşünüyordu. O her zaman yüreği sızlayan bir adamdı.
herhangi bir askerine zarar gelmesini hiç istemiyordu. Gece gündüz tatbikat yapıyorduk. Birliğindekilerden bazıları buna dayanamıyor, birlikten ayrılıyordu. Leonid düşüncelerini defalarca kurbanların sayısı çok olmasın diye askeri tatbikatlarda çok çalışmamız gerekiyordu diyerek anlatıyordu. Bizim için şehit vermemesi çok önemliydi. Vatan uğruna hayatımı verebilirim diye bir atasözü var. Fakat Leonid bunu kabul etmiyordu. Bunun doğru olmadığını söylüyordu. Her zaman biz bu savaşı kazanmak ve savaşta ölmemek için elimizden geleni yapmalıyız diyordu. Komutan olarak o her şeyi kendi örneğiyle gösteriyordu. O sadece konuşmuyordu. Onun yaptığı iş sözden farksızdı. Biz ona çok değer veriyorduk. Yani biz komutanımıza, onun yaklaşımlarına ve düşüncelerine hep saygı gösteriyorduk. Onun gibileri çok az ya da hiç yok. Ben bugüne kadar onun gibi başka hiçbir insanı tanımadım. Sayın Avetisyan, siz onunla beraber hangi askeri hareketlere katıldınız? Bunlardan daha önemli olanı hangisiydi? Siz birlikte ne gibi başarılara ulaştınız? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Operasyonlar vardı ki ben zaten onlara katıldım. Martaket bölgesinde Azerbaycanlıların işgali altında olan köyler vardı. Bu köyler kurtarılmalıydı. Arkaditler, Tatevosyan o zamanlar bütün Artsakh'ta gerçekleştirilen askeri operasyonların komutanıydı. Bize bu köylerin kurtarılmasına dair görevler verdi. Yani bu 6-7 köy kurtarılmalıydı. Sonra bunun olasılığını sordu. Bu operasyona lakabı Askolka olan Aşot Gulyan'ın taburu da katılacaktı. Bir sorun yok dedik. Bir hafta istihbaratla uğraştık, köylerin yerlerini de köylerin kurtuluşuna yönelik operasyonu da araştırdık. Sayımız o kadar da çok değildi. Çünkü bazıları buna hazır değildi. Şöyle söyleyebiliriz ki ordumuz birkaç kısma ayrılmıştı. Bir kısmı askeri eğitim gerçekleştiriyordu. Onlar daha savaşmaya hazır değildi. 80 kişiyle bir kanyonu kurtardık. Bu kanyon kendi içinde 6-7 köyü barındırıyordu. Eğer doğru hatırlıyorsam onun 8 kilometre uzunluğu vardı. Leonid Azgaltyan yaralılar, kurbanlar olmadan köyün kurtarılmasına odaklandı. Endişesini görüyorduk. Bütün operasyonlardan önce çok endişeli oluyordu. Tanrı'ya çok şükür ki onunla birlikte gerçekleştirdiğimiz bütün operasyonlarda kurbanlar ya da yaralılar olmadı. Marağa olayını anlatmak istiyorum. Aslında Marağa'da Azerbaycanlıların soykırım yaptığını söyleyebiliriz. Rusların yardımıyla Azerbaycanlılar köyün bir kısmını işgal ettiler. Onlar bütün yaşlı insanları öldürdüler. Çoğunluğu işkenceyle öldürülmüştü. Mardagert'ten yardım için bizi çağırdılar. Leonid'in komutası altında o köye gittik. 2 gün boyunca çok şiddetli çatışmaların sonucunda biz Leninavan, Garmiravan ve başka köyleri kurtardık. Çatışmalar sırasında Leonid Azgaltyan yaralandı. Ondan başka 3 yaralımız daha vardı. Çok şükür can kaybı olmadan bu köyleri kurtardık. Ben 2 gün sonra bu şiddetli çarpışmalardan çok etkilendim. İnsanların durumu da çok kötüydü. Bu insanlar işkencelere maruz kalmışlardı. Sayın Avetisyan, Leonid Azgaltyan ile ilgili, onun askeri operasyonlarıyla ilgili enteresan bir hikaye anlatabilir misiniz? Genel olarak enteresan hikayeler çok vardı. Aramızda şakalar yapanlar, şakacılar çok vardı. Ama ben özellikle şunu anlatmak istiyorum. Bir gün çok enteresan bir şey oldu. İstihbarat yapmak için İstisu'ya gidiyorduk. Su içmek için bir yerde durduk. Gökte kargalar uçuyordu. Leonid bize döndü ve şöyle dedi. Kardeşlerim, hazır olun. Bu sıradan bir işaret değil. Bu kuşlar bize bir şey söylemeye çalışıyor. Olaydan bir saat sonra Azerbaycanlılar Ruslarla birlikte helikopterlerle bizi kuşattılar. 3 saat süren çatışmalar sonucunda bir kişi öldü. Biri ise yaralandı. Onlar bizi kuşattılar. 3 saatlik çatışma oldu. O durumdan sanki hiçbir çıkış yok diye düşünüyorduk. 2 helikopter özel ekipler. Ama Leonid'in komutasında bir çıkış yolu bulabildik. Bu hikayede kuşun işareti çok enteresandı. Sanki bize bir şey söylemeye çalıştı. Leonid de öyle dedi. Yani hazırlanın, bir şey olabilir. Sonra sohbetler sırasında biliyor musunuz neyi düşünüyorduk? Bu adam bunu nereden bilebildi? Kuşun bize bir işaret verdiğini nereden anlayabildi? Benzer olaylar vardı. Şimdi bütün hikayeleri hatırlayamam. O çatışmalarda biri öldü, biri de yaralandı. Belki de bu yüzden bunu hep hatırlıyoruz. Sayın Avetisyan, kurbanlardan konuşmak isterim. Bu konuya Leonid nasıl yaklaşıyordu?
Tabii ki onun için bu konular çok zor konulardı. O, tabii ki hiç kimsenin ölümünü istemiyordu. O hayatından hiç korkmuyordu. Onun için ölüm ikinci hayat anlamına geliyordu. Ama kurbanların olmaması için her şeyi yaptı. Hep boşa kurban olmamalıyız diyordu. Onun bir yolu yoksa demek ki yoktur. Bu doğal bir şey. Kurbansız savaş olmuyor. Savaşta kurbanlar da oluyor. Bu konular onun için çok ağırdı. Vladimir Balayan'ın hayatını kaybettiğinden sonra bir hafta onunla hiçbir şey konuşamıyorduk. Ama savaş hakkında, gerçekleştirilmiş operasyonlar hakkında konuşabiliyorduk. Bazı görevler veriyordu, kurbanlar konusunda ise çok üzülüyordu. Benim için Leonid olağanüstü bir insandı. Asker olarak vatanı için o elinden geleni yapıyordu. Sizce bugünlerde Leonid'in gerçekleştirdiklerine değer veriyorlar mı? Tabii ki halk onu çok seviyor. Kim onun hakkında bir şey duyuyorsa, kim onu tanıyorsa kesinlikle ona saygı gösteriyor. Leonid hakkında öğrendiklerinde, onun gerçekleştirdiklerini dinleyince insanlar onu çok seviyorlar. Bazıları da onu tanımıyor. Onun neler gerçekleştirdiğini bilmiyorlar. Yetkililer ise gereği gibi değer vermiyor. Leonid'e gerektiği gibi değer vermezler. Çünkü onlar çok farklı insanlar. Bugünkü yetkililer ve Leonid çok farklı insanlar. Onlar adil insanları kabul etmiyorlar. Onlar arasındaki fark çok. Yetkililerin amacı başkadır. Onlar daha çok zenginleşmek istiyorlar. Gelecek nesillerin doğru yetiştirilmesi için, gerçek kahramanlarını tanımak için Leonid fenomeninden daha sık konuşmak gerekmez mi? Kesinlikle evet. Ben, arkadaşlarım, askeri yoldaşlarım, onu kim tanıyorsa ve bir yerlerde konuşma oluyorsa biz hep onun kahramanlıklarından bahsediyoruz. Herkes ona hayran kaldıklarını söylüyor. Onlardan çoğu Leonid'i görmedi. Sadece onu duydular. Tabii ki onunla tanışmak isterlerdi. Bana hep onu tanıdığın, onun yanında olduğun için çok şanslı adamsın diyorlar. Onunla tanışmış, onunla birlikte savaş yolundan geçmiş olmaktan gurur duyuyorum. Hayatım boyunca ben hiç kimsenin askeri olmadım. Ben hep vatanı askeri oldum. Kimseye hizmet etmeyi hiç sevmiyorum. Ama Leonid'in askeri olduğumu en büyük şerefle söyleyebilirim. Hepimiz de biliyoruz ki şimdi biz savaş bölgede yaşıyoruz. Her zaman burada savaş başlayabilir. Bu durumlarda da Leonid gibilerinin dünyaya gelebileceğine inanıyor musunuz? Tabii ki. Leonidler artık dünyaya geldiler. Yeri geldiği için söyleyeyim. Torunumun adı da Leonid. Hep onlara tarih, medeniyet hakkında dersler veriyoruz. Leonid'e benzetmeye çalışıyoruz. Çünkü onların adlarını öylesine koymadık. Bir Ermeninin onun gerçekleştirdiklerine, kahramanlıklarına büyük değer verdiği zaman tabii ki bazı insanlar onun gibi olmaya çalışıyorlar. Düşman Leonid hakkında ne düşünüyordu? Benzer hikayeler var mı? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Özel hikayeler bilmiyorum. Düşman ne kadar da düşman olsa güçlü insanlara hep saygı göstermiştir. Sonuçta düşman da bir insan. Onlar da Leonid'in ne kadar düşünceli, iyi, vatansever bir insan olduğunu biliyorlardı. Ona saygı gösteriyorlardı. Sayın Avedisyan, Leonid'in fenomeni neydi? Ben galiba bunu anlatamam. Bence Tanrı Leonid'i tam da bu durum, bu zaman için yarattı. Herkes onun bir bilim insanı olduğunu da biliyor. Ama savaş zamanlarında savaşa katılması önemliydi. Savaşı kazanmak için bu çok önemliydi. Belki de fenomen buydu. Sayın Avedisyan, hoş bir sohbet için teşekkür ediyorum. Davet için ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugün için bu kadar. Hoşça kalın.